Şu çocuğu İnşallah nasıl benimkiler duyar sesimi. Duyar. Trabzon halkı da inşallah Of'un, Of ilçesi, şey Of ve Trabzon inşallah benim sesimi duyarsın. Şimdi başlayalım mı anlatma hikayeni? Yıl 1973 sevgili seyirciler, değil mi? Çömlekçiler bölgesinde taş başında bir otel var. Tahminen ismi Fatih Oteli. Evet. Peki. Senin doğduğunda sana konan isim? Hülya'ydı. Hülya. Hülya'ydı. Ben onu nasıl diyeyim? 13-14 yaşlarında halamın oğlu tarafından duydum. Yani o ismi anladım. Bana Hülya diye hitap ederdi. Her gördüğünde Hülya diye hitap ederdi. Kim söyle bir saniye? Halamın oğlu söylerdi. Ben bilmiyordum. Büyüten ailenin. Hayır hayır. Büyüten ailemin, babamın, kız kardeşinin oğlu söylerdi ama ben acaba niye bana Hülya diye sesleniyor? Sonra sordum. Dediler ki senin adın Hülya'ydı. Değiştirdik. Meryem yaptı. Bir anlatsana. Ama onu bana şu şekilde dediler. Hani Meryem adı dinimize daha güzel diye, o yüzden biz değiştirdik, Meryem yaptık. Vazgeçtik Hülya adından. Bir anlatsana. Şimdi sen bu bilgileri hepsini kimden aldın? Önce onu öğreneyim. Yani bu iddialarını kimden öğrendin? Ben bu iddiaları hep sokaktan... Doğurmak önemli değil. Bakma. Peçete alabilir miyim? Tabii. Acaba? Bir peçete verebilir misiniz arkadaşlar? Meryem Hanım, şunu babanın... sorabilir miyim? Yani şimdi alan, işte veren, bırakan, bunları görüyoruz da en fazla bu hikayelerde çocuklar, 46 yaşındasınız. Hala o günkü gibiyim. Eksik mi hissediyorsunuz? Evet. Yani bulmak istemenizdeki ana nedeniniz ne? Çocukluğumda ağladım ya, ne için mutlu günüm geçmedi. O insanlar bana öyle söyledikçe beni, tamam beni doğuran kimdi? Ben odama girdiğim zaman diyor, gece yarılarına kadar düşünüyordum, annemi hayal ediyordum. Kim? Benim annem kim? Benim babam kim? Benim bir kardeşim var, kim? Fotoğrafı yok ama nerede, neredeler? Nasıl? Nasıl doğurdu, bıraktı? Niye bıraktılar, gittiler? Bizim suçumuz neydi? Tamam, bakamayabilirsin. Ama o kadar insanlar var ki. Görüyorum, çöpten alıyor, bakıyor çocuğuna. Şimdi tüm iddiaları dile getirirsek... Okula giderdim, arkadaşlarımdan tepki alırdım. Niye tepki alırdın? Sen evlatlıksın, seni yuvadan aldılar. Bak bu o kız odur diye. Yani ne bileyim, çok böyle şeyli bakıyordular bana. Hani kötü anlamda bakıyordular. Annesi bunu işte doğurdu, bıraktı, gitti anlamında. Tamam, evlatlık. Benim iki tane çocuğum var. Bir tane daha olsa, yani şu anda şu çocuğa ben bakamıyorum, alın bakın deseler bakarım. Kendi çocuğumdan daha üstün bakarım. Ama bulunduğum yerden onu getiririm. Orada durmam. Keşke seni büyüten aile Trabzon'da olmasa mıydı? Olmasaydılar belki de daha farklı olurdu. Kaç yaşında öğrendin evlatlık olduğunu? 5 yaşında. 5 yaşında çocuksun. İçim öyle yani dolu ki anlatamam. Ne ben, söylemek istiyorsan söyle. 5 yaşında çocuksun, sen ne istersin ki? Hani seninle arkadaşların oynasın. Seninle ne bileyim, seninle derdine destek olsun, yani seninle oyun oynarsın bir şey, ne bileyim yani, nasıl anlatayım? O 5 yaşındaki çocuk ne ister? Ama topluma çıktığın zaman hemen kötüymüşsün gibi muamele ediyorlar. Bazen küçük yerlerde tabii, evet, ki ne olduğunu bilmedikleri için çocuklar birbirlerine daha acımasız davranıyorlar.
Sen bunu öğrendiğinde gidip seni büyüten anne babaya sordun mu? Soramazdım ki. Hiç onlarla bu konuda yüzleştin mi? Onlar da yüzleşmedi. Onlar da yüzleşmedi, ben de yüzleşemedim. Hiç bu konu konuşulmadı mı evde? Sonradan konuşuldu şöyle. 15 yaşında kızdı dedi. 15-16 yaşlarındaydı. İşte kandırıldı, böyle yapıldı diye. Bir de bana söylediler hani... Şey yapsan da bulamazsın. O seni kabullenmedi. Seni istemiyorlar. Baba istemiyor. Aslında bazı bilgilere sahip seni büyüten aile. Bilmiyorum diyor. Dayım biliyordu. Beni alan kişinin annesi ve dayım biliyordu. Çünkü dayımla bayağı bir şeydiler. Samimiydiler. Biyolojik baba mı? Evet. Hastanede çalışıyor, o hastanede... Hayır, ah, çünkü... seni büyüten baban... Onunla şey... konuşuyordular. Şimdi senin dayın, biyolojik babanın... Evet. ...arkadaşı İbrahim... Evet, Hacı Ahmetoğlu. Hacı Ahmetoğlu. Senin evet. Dayın. Evet. Yani üvey dayın diyeyim. Evet. Biyolojik babanla güya iddia eden o arkadaşlar. Öyle diyorlar, konuşuyordular. Çünkü o o hastanenin yanında bir inşaatta, o kalfaydı. Hı hı. İbrahim Hacı Ahmetoğlu kalfaydı. Orada inşaatta çalışırken onunla konuşuyordu yani. O hastanenin yanında bir inşaatta çalışıyordu. Tek tek gidelim mi? Evet. Şimdi buradan Trabzon halkına sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu konuda İnşallah. Bilgisi, duyumu onu sesleniyorum. Olan... Sadece Trabzon değil, Of'takilere de dayımın en yakın arkadaşı, en sevdiği arkadaşı biliyorsa söylesin. En yakın, çünkü çok şey bir adamdı, böyle masa adamıydı. Etrafı, arkadaşı, ortamı çoktu. Onun çok arkadaşı vardı. Onların konuşmasını istiyorum. Sen yıllarca bunlarla hiç yüzleşmedin mi? Hayır. Nasıl dayım, taşıdın içinde? İçimde sakladım. Siz sorun bana. Ama işte... Olan bana oldu, gözlerim oldu. O kadar yani odama girdim, düşünün yani bir genç kız neyle uğraşır? Ben odama girdiğim zaman saatlerce annemi, kardeşimi hayal ediyordum, öyle büyüdüm. Şimdi Meryem ablanın iddiası şu yönde, biyolojik babayla alakalı. İşte 72-73 yıllarında... Biyolojik baba iddiası bu. Evli ve 5 çocuk babasıymış. O dönemlerde Trabzon'da eski stadyuma yakın olan SSK hastanesinde... Evet. 73 yılında o şu anki SSK hastanesinin adı Fatih Hastanesi'ymiş. Evet. Ve orada aşçı olarak çalışıyormuş. Aşçı olarak çalışıyordu. Hatta ben bir ara gittim. Evet. Arşivden bakayım dedim. O zaman da işte kaç yaşlarındaydım? 20 yaşlarında anca vardım. Ailenden yanında kimse olmayınca ben nasıl gideyim? Gittim arşive, hastane müdürüne kadar falan gittim. Bana dediler ki bir avukat ya da polis olması lazım yanına. Arşivi açamayız siz. Evet. Ama teşke, onu diyorum teşke yani ne bileyim o psikolojiyle de okuyamazdım. Okusaydım belki de daha iyi olurdu, daha iyi bulurdum belki de. Çünkü okuduğum zaman daha çok bilgim olurdu. O şeyimle yine gittim, yine müdüre kadar çıktım arşive bana gösterin diye yok dediler. 73 yılında Trabzon'da eski stadyuma yakın olan Fatih Hastanesi, o zamanlarda Fatih Hastanesi, şimdiki SSK Hastanesi'nde aşçı olarak çalıştığı iddia ediliyor biyolojik babanın. Biyolojik anneye dair hiçbir bilgin yok. Yok. Fakat... seni büyüten ailenin yani annenin kardeşi İbrahim Hacı Ahmetoğlu'yla biyolojik babanın arkadaşı olduğu bir iddia ediliyor. Bir de şey Esra Hanım şey söylemek istiyorum. Beni temizlikçi bayana bırakıldık ya. Heh, şimdi o temizlikçi bayanın kızına sesleniyorum. Of'ta oturuyor. Onun
bir an önce yayına katılıp söylemesini istiyorum annesinin adına. Çünkü peki, o kadın verdi bizi. Şimdi yavaş yavaş yapalım. Ona bırakıldık. Şimdi senin bildiğin hikaye, iddian şu. Evet. Senin biyolojik annen bu Fatih Hastanesi'nde 73 evet. yılında aşçı olarak çalışan kişiyle evlilik dışı evet. bir birliktelik yaşıyor. Evet. Sen dünyaya geliyorsun. Ondan sonra bir erkek kardeşin dünyaya geliyor. Ve güya biyolojik baba diyor ki ben evli bir adamım, seninle ilişkim bitti diyor. Evet. Bunun üzerine... Ailem duymasın, beni diyor. Öldürürler mi artık, istemezler mi korkusuyla bırakıyor. Bu arada anne, yani biyolojik anne... Evet. Bu Trabzon evet, Çömlekçiler bölgesinde, taş başında bir otel var. Adının da Fatih Oteli olduğu evet. söyleniyor. O otele geliyor. Ondan sonrasını sen anlat. Otele bırakılıyoruz. Annen geliyor seni otelin kapısına mı bırakıyor? Hayır, otelde temizlikçi bayana bizi bırakıyor. Ha. Bizi oraya bırakıyor. Kardeşleri varmış. Öyle duyduğuma söylentiye göre kardeşleri varmış. Bir de babası geliyor. Biz çocukları almayız diyorlar. Anneyi çekip getiriyorlar. Bir daha söylüyoruz o zaman. Ha. 1973 yılında... Trabzon'da Çömlekçiler bölgesinde taş başında tahmini ismi Fatih. Evet. Fatih diye bir otel var. Fatih evet. Oteli'ne biyolojik anne geliyor, çocukları bırakıyor. O otelde 73 yaşında çalışan bir temizlik görevlisi var. Evet. Çocukları da o alıyor. Evet. Aslında kilit o Trabzon'daki Fatih Oteli'nde Çömlekçiler evet. bölgesinde taş başında evet. olan otelde. O iki tane çocuk alıyor. Yani bu unutulacak bir şey değil. Sen kaç yaşındasın? Ben 1,5 yaşındaydım diyorlar. 2 aylık da kardeşimdi. Bayana bırakıyorlar, gidiyorlar. Yani Trabzon'da 73 yılında evet, 73 Çömlekçiler yılında. Bölgesindeki otele 1,5 yaşında bir de 2 aylık biri kız, biri erkek çocuk bırakılıyor. Evet. Bu çocukları da o otelde çalışan bir temizlik görevlisi alıyor. Temizlik görevlisi alıyor. Sonra işte o dayı dediğim biyolojik annemin kardeş abisi annesine diyormuş ki oraya geliyormuş ki o arada dayımın hanımı hastanede yatıyor. Hanımı hamile diye orada yatıyor. Ben önceden bir duyuma göre ona da vermek istemişler beni. Hani ona da almak istemişler de o hamileydi. Peki onları hiç karıştırma, hiç kafamızı karıştırmayalım. Bizim annesi... hedefimiz şu Meryem evet, abla. Evet. Bir, 73 yılı Çömlekçiler bölgesi taş başında Trabzon'daki evet. Fatih Oteli'nde evet. bırakılan iki çocuk, biri kız, biri evet. erkek, 1,5 yaşlarına ve 2 aylık erkek. Orada alan temizlik görevlisinin evet. kim olduğu. Yine 1973 yılında Trabzon'da Fatih Hastanesi var. Şimdiki SSK Hastanesi. SSK. Orada aşçı olarak çalışan. Biyolojik baba olduğu iddia edilen, öz baba olduğu iddia edilen evet. bir adam var. Evet. İnşallah da yani yaşayanlar, bilenler İnşallah. Bize ulaşırlar. İnşallah. Bir de seni büyüten ailenin annenin kardeşi İbrahim Hacı Ahmetoğlu. Hacı Ahmetoğlu var. Bir de onun annesi var. Ona nokta Hacı Ahmetoğlu. Şimdi seni o otelde o gün Nokta Hanım diye biri var. Evet. Bu Nokta Hanım kim? Büyüten annenin annesi. Ona oraya gidiyor, otururken, orada beklerken temizlikçi bayan diyor ki benim elimde, ben de diyor bir tane çocuk var diyor. Ne yapacağım diye. O da demiş ki benim kızımın da çocuğu olmuyor dedi. Onu ben alsam demiş. O da tamam demiş. O kadar kolay mı yani? İşte. Hanım otelde mi kalıyor? Otelde kalmıyor. Hastaneye geliyor gelinin yanına, oradan dayım ona söylüyor. Neyse onları geç. İşte. Oraya bekleme amacıyla duruyor. Yani aslında gün. Nokta Hanım'a bir haber uçuyor. Evet. Yani uçmasa otelde olmayan, olaylara şahit olmayan biri olsa. Evet. Nasıl çıkıp gelecekti bu otelde çocuk var mı diye soracak. İşte o bayan da diyor hani çocuk var burada. O da diyor ki ben onu alıp da kızıma hani vereyim diyor. O da tamam diyor. Peki şimdi iddian şu. Beni büyüten annemin erkek kardeşi yani dayın. Evet. Üvey dayın. Evet. Biyolojik babayla arkadaş. Bu kadar yakınlarsa? Yakın olmaları lazım. Çünkü olay bütün detayla o biliyordu. Ya gidip de İbrahim dayına sormadın mı? Ya? Dayım durmazdı ki. Trabzon'da pek bulunmazdı. İnşaatçı olduğu için, kalfa olduğu için belli olmuyordu nereye gitti.
Ben nasıl görürdüm? Hani misafir olarak hani gelse o şekilde annem onu görmeye giderdi, öyle giderdim. Başka türlü de gitmezdim. Annem hastaneye bir ara yatıyor, ameliyat oluyor. O sıra geliyor. Geldiğinde ben onu fazla göremedim. 18 yaşındaydım. O zaman işte annem ameliyattan çıktığında o öldü. Peki. Şimdi ben hiç o detaylara girmeyeceğim. Evet. Kafamı başka bir yere toparladım. Şimdi o gün hastanede, pardon otelde temizlik görevlisi diyor ya Nokta Hanım'a. Evet. Bizde çocuk var ister misiniz? Evet benim kızımın çocuğu evet, olmuyor. Evet, evet. Erkek kardeşin nerede? O daha önce verilmiş. Nereden verilmiş o? O bayan verdi. Temizlik görevlisi evet, mi? Evet satmış. Parayla vermiş. Ama o zaman nereden biliyorsun bunu? Öyle dediler. Kim parayla dedi? Verdiler. Onlar söylediler. Şimdi ben anlayamıyorum. Bilmiyorum diyorlar. Bir şey bilmiyoruz diyorsunuz. Niye onu satıldığını biliyorsunuz? Siz iki kardeşsiniz. Yani ikiniz evet. Aynı anda otele mi bırakılıyorsunuz? Aynı anda. 73 yılında. Evet. Yani Çömlekçiler bölgesinde Taşbaşı'ndaki evet. Fatih Oteli. İsmi evet. Farklı da olabilir. Lütfen düzeltin. Bilenler mesaj atabilirler bize. Mehmet Meriç'ti sahibinin adı. Tamam. O otele temizlik görevlisine iki tane çocuk bırakılıyor. Kız 1,5 yaşında, oğlan da 2 aylık. O temizlik görevlisi kilit bir isim. Evet, onun kızına sesleniyorum. Erkek kardeşini başka bir aileye, seni de bu tesadüf Nokta Hanımlar alıyorlar ki kızına vermek üzere. Biyolojik babanın da Trabzon'da bir hastanede, Fatih Hastanesi'nde aşçı olduğu söyleniyor. Öyle söyleniyor. Büyüten anne hayatta mı? Hayatta. Konuştun mu onunla? Bilmiyorum diyor. Nasıl büyüttüler seni? İyiler ya. Ama içini açamadıktan sonra. Babanla baban rahmetli oldu bildiğim kadarıyla. Evet, 17 senedir. Onunla hiç konuştun mu? Babamla konuşamazdım. İster miydin konuşma? Büyüten annen nerede? Onun yanında mısın sen? O mu senin yanında? Beraber duruyoruz. Beraber duruyorsunuz. Sağlığı saati nasıl? İyi. Şeker İyi. Hastası. Ama sen mi bakıyorsun ona? Zaten söyledi. Çıkarsan bulamazsın dedi. Onlar seni kabul etmez dedi. Niye kabul etmesinler ki ya ben bu yaştan sonra ne yapacağım? Kimlik mi değişeceğim? Bulamazsın derken evet bir bilgi yok, şüphe var bilgi ama var. Kabul etmez diyorsa biliyor demek. O da işte benim içimi kemiriyor. Acaba biliyorlar mı? Bu saatten sonra Meryem biliyorlar Hanım kabul edilecek yeriniz yok, reşitsiniz. Evet, karnınızı doyuruyorsunuz. Evet, ben ne yapacağım ama bundan sonra? Ama eksiğim diyorsunuz, hayatta evet, eksik olmak kadar kötü evet. Bir şey yok. Ben bakın Trabzon halkının duyarlı davranacağını çünkü çok önemli doneleri var. SSK'da çalışan, aynı dönem görev yapan, 1970'li yıllar aşçı olması ve bu kişinin 5 tane evladının olması çok önemli done. Çok istiyorum, çok. Yani seslenmesini istiyorum yani onlar bir şey biliyorsalar dayımın, temizlikçi bayanın kızına sesleniyorum eğer duyuyorsa beni, ona sesleniyorum bir de... Dayımın en yakın arkadaşlarına çünkü onun çok masa arkadaşı vardı. Öyle bilindik bir insandı. İbrahim Hacametoğlu deyince, Kalva deyince bunu herkes bilir. İstanbul'da, Ankara'da, her yerde. Her yerde bilirler bunu. İstiyorum, o bayana da sesleniyorum. Annesinin adını söylesin. Ona da sesleniyorum. Şimdi senin için tabii o kadar zor ki biyolojik anne, biyolojik baba, bir de verilen bir kardeşim var. Şimdi seninle beraber Türkiye'nin başka bir şehrinde yine Trabzon'dan bir otelden alındığını bilen bir çocuk varsa onun seni bulması bir nebze kolay. Ama kendiyle ilgili gerçeği biliyorsa. İnşallah biliyordur. Biyolojik anne 15 yaşlarında mıymış? 15-16 yaşlarındaymış.
Benim... Evlilik dışı bir ilişki. Esra Hanım. Dini nikahla düğün yapmış demişler. Dini nikahla düğün yapmış demişler. Ya bunları anlatıyorlar. Ben geçip karşılarına ben sorunca diyorlar ki bir şey bilmiyoruz. Düğün yapılmış. Evet. Onlar da Trabzonlular o zaman. Trabzonlular. Yani orada da hayatlarını sürüyorlar. Evet, bir ara bu bana habire evlatlık falan dedikleri zaman annem babam tartışırdı. Niye söylüyorsunuz diye herkesten tartışırdı şey yaparken. Bir keresinde annem dedi ki bak dedi bunun babası Tonyalı. Tonyalı dedi. Sonra sorduk işte sorduk hatta röportajda falan sorunca da bilmiyorum dedi. Trabzonlu dedi. Baba Tonyalı dedi. Öyle dedi. Yani niye öyle dedin deyince bir şey demedi. Esra Hanım bir şey sorabilir tabii, miyim? Tabii. Merak ettiğiniz ne varsa sorun. 1970'li yıllarda genelde çocukları camilere bırakırlardı. Otele bir anne, ve bir temizlik görevlisine bırakılması. Bir annenin kalkıp otele gelmesi, oteli bilmesi, otelde resepsiyonu geçip ilgili kişiye gelebilmesi tanıştıklarını gösteriyor en azından. Yani oradaki o temizlik orada görevlisi kalıyordu herhalde, kilitlisin. Orada kalıyordu. Şimdi büyüten annenin annesi de otele geliyor. İşte resepsiyonu yani da geçebiliyor. Yani orası bir buluşma yeri. O tanıştıklarını bölge. Gösteriyor. Oranın sahibi de oflu olduğu için. Hiç gitmek istedin mi yani otelin sahibine? Gelsin otel. Bilmiyordum de... ki. Cabbar da bir kadınsın ya. Ya öyleyim de ne bileyim korkuyordum. Neden korkuyordun? Bulursam acaba beni ailem kabul etmez mi? Beni bakan aile kabul eder mi, etmez mi diye çok korktum. Ne kadar çok baksırılıyorlar aslında yani. Bir de büyüten aileye karşı saygısızlık yapmış olurum diye değil mi? Eğer bana süt verdiyse beni doğuran anne. Bilsin ki yani öyle bir çocuk dünyaya getirdi ki. Evet. Nasıl bir çocuk dünyaya getirdi? Kalbi temiz. Acıma ya. Duygusu olan. Benim karşımda bir çocuk, annesiz bir çocuk olunca benim yüreğim parçalanıyor. Gördüğüm zaman yüreğim parçalanıyor. Senin ama çocukların var mı? Ben çocuklarım için canımı veririm. İki tane. Miyim? Bekleyin lütfen. Kaç çocuğun var? Benim iki tane. İki tane kızım var. Allah bağışlasın. Ben ikisinin saçını tenine zarar gelsin istemem. Ama yeter ki gerçekler ortaya çıksınlar. Yücel abi. Eşi Meryem ablanın. Siz tanıdınız tanıyalı. Meryem ablanın gözündeki yaş dinmemiş sanırım. Maalesef. Eşim halen ağlıyor. Bu soruları falan eşim soramaz. Eşimin ailesi çok tutucu. Ama kaynanem bence her şeyi biliyor. Birileri bir şeyi biliyor. Ama buna da yazık günah. Yani bu da 46 yaşına gelmiş kardeş özlemiyle. Hani benim 9 kardeşim var. Ha bunun bir tane ya vallahi rızası için. 9 kardeşler Esra Hanım. 9'u birbirine o kadar bağlı ki. Birileri Allah rızası için söylesin. Bunu kaynanem de biliyor. Bu evlatlık alan önce kızımı aldım falan diyorlar. Herkes yalan söylüyor. Kaynanem bizzat kendisi de orada bana göre. Çünkü bir öyle konuşuyor bir böyle konuşuyor. Çünkü eşim onlara o soruyu soramaz. Ben eşimin her şeyine ilk oturdum tanışmaya dediler ki bir kız var alır mısın? Yok dedim benim evlenmeye niyetim yok. Gittim eşim bana ilk gelmesi hiç daha şey etmemişiz. Ben dedi evlatlığım. Ben dedim kız ben sen alacağım korkma dedim. Ve öyle aldım yani ya evlat sen evlatlısın dedim ya. Ben seni alacağım dedim. Helal olsun. İki dünya bir araya gelse kız ben seni alacağım. Ama sadece benim ya bu kadının gözünün yaşının dinmesi. Allah rızası için. Biz burada tiyatro çevirmiyoruz. Bir kardeşi bana deyip bazen bana diyor ya diyor böyle bakıyorum acaba benim kardeşim hangisi? Çok bak. Anası ben her zaman diyorum senin anan mükemmel bir insan. Çünkü kaynanama halen bakıyor. Halen kaynanemi sayar sever. Büyük ben şahsen anne. Ben olsam ya benim kimliğim nerede kardeşim? Sen beni almışsın. Ya beni almışsan benim kimliğim nerede? Affedersin sen bir hayvan alıyor. Kulak küpesi var. Seceresi var.
Ben kurbanı Ardahan'dan getirdim. Ne güzel söylüyor. Ben kurbanı, pardon, kurbanı Ardahan'dan getirdim. Seceresi var. Seceresiyle birlikte geldi. Pasaport diyorlar. Ya yazık değil mi şu garibanı? Allah rızası için. Bir insan evladı. Vallahi yücel otelde abi. Durmak istemedi eşim. Anlattın özetledim ki ekran başındaki seyircilerimize. Bir hayvan alırken bile onun pasaportu vardır. Kulağında düğmesi vardır. Seceresini bilirsin. Bu bir insan evladı. Bu kadının gerçeği, bu çocukların gerçeği kim bilmek zorundalar. Şimdi çoğu diyor ki ya niye soruyor? Niye? Ya niye araştırayım? 100 yılda geçti. Adam diyor ya gözüm açık gitmesin. 80 yaşında yine gör, of diye rahat diyorum diyor. Ya yazık günah. Allah rızası için ben buradan Trabzon halkına da sesleniyorum. Gayet dini, kural, her şeyi de bilenler. Bir insanın soyunu Allah, unutturmayacaksın. Allah için yani. Bir insanın soyunu unutturmayacaksın. Soyu neyse, sopu neyse olmak, onu bilmek zorunda. Ben pişenin peşinde değilim. Allah'a şükür benim her şeyim var. Gül gibi hatunum var. İki tane okuyan kızım var. Ay. Sorun yok benim. Maşallah. Ya, Allah kardeş desen 9 tane. Kardeş de çok. Esra, ama bunun gözünün benim yaşının inmesini seni çok isterim. Ne kadar anlayan, empati yapan, kararına saygı duyan, gözündeki yaşa kıyamayan da bir kocam var. Allah senin kalbine göre birini çıkartmış. İnşallah. Buradan Trabzon halkına, o dönemleri bilen insanlara sesleniyoruz. Bizim için kilit yerler. 73 yılında Şömlekçi Taşbaşı'ndaki Fatih Oteli, ismi farklı da olabilir, değişmiş de olabilir. O otelde çalışanlar, 73 yıldaki personele, temizlik görevlilerine, kilit isim bir temizlik görevlisi var. Onun kim olduğu bizim için önemli. Evet. O otele iki tane çocuk getiriliyor ve evlatlık veriliyor oradan. Biri kız, evet, biri erkek. Bize ulaşsınlar. Biyolojik babanın 73 yılında Fatih Hastanesi'nde aşçı olarak çalıştığı iddia ediliyor. Bilenler, duyanlar, ekran başında o hastanede görev yapanlar birbirlerini yakından tanırlar. Lütfen bize ulaşsınlar. Telefon hattına da dayının oğlu Mustafa Hacı Ahmetoğlu var. İnşallah Mustafa, merhaba. Konuşur. Mustafa Bey merhaba.